Merhabalar dostlar, ben Fatih. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Biraz gürültülü bir yerdeyim, tır durağındayım. Ama bulabildiğim en böyle temiz alan burası olduğu için burada sizler için çekim yapmaya karar verdim. Şimdi bilindiği üzere bundan bir 5-6 ay önce, tam tarihi de bilmiyorum da, bir tır aldım, yeni bir tır aldım. Vol 2022 Volvo VNL 760. Arkadaşlar dedi ki abi incelemesi gelecek mi? Aslına bakarsanız inceleme yapmayı çok düşünmüyordum. Ama çok yorum geldi. Çok yorum geldiği için tamam dedim, yapalım. Sonuçta 2022 model. Ayrıyeten full donanımlı bir araç. Peki bu full donanımlı araç nasıl bir araç? Onu göstereceğim size. Buyurun arkadaşlar. 2022 Volvo VNL 760 Global Trotter. Söyleyemiyorum. Arkadaşlar, aslında aracı alırken kırmızı diye aldım. Bana gönderilen resimler öyleydi. Ama araba böyle bir vişne çürüğü rengi ve çok güzel, ama ben çok beğendim. Araba full donanımlı. Full donanımlı olduğu için gördüğünüz gibi bütün o metal aksesuarlar arabacın üzerinde var. Mesela kenarlarında lambaları vesaire her şeyi var. Araç boyutu biraz daha, mesela benim daha önce kullandığım beyaz Volvo'dan biraz daha uzun. Bunu bilinçli olarak istedik ki arkasına taktığımız dorse şurada bize biraz alan açabilsin diye. Normalde araba dediğim gibi full donanımlı olduğu için şuralarda kapakları var. Onları bile normalde vermiyor Volvo. Artık eskiden şöyle bir şey vardı. Eskiden hani bir arabayı satarken güzel görünüp güzel satabilmek için her şeyi koyuyorlardı. Şimdilerde ne istiyorsan ona ekstra para ekliyorlar. Bu arabayı özel olarak sipariş vermedim. Onu söyleyeyim. Adamlar da sadece alacağımı söyledim. Ellerinde bundan olduğunu söylediler. Hatta bir tane bu. Mesela bir tane bunun aynısından da mavisi. Mavisi gelecek. Daha doğrusu laciverti gelecek. Aynısı. Onun dışında bir tane daha gelecek ama o bundan büyük. Bu VNL 760. Gördüğünüz gibi arka tarafındaki cam daha küçük. Tabii genişliği artık hemen hemen aynı ama arka tarafındaki cam daha küçük diğer araca göre. Fakat araba oldukça geniş ve bir şoföre, daha doğrusu çalışan kişiye gerçekten büyük bir alan sağlıyor. Şu anda aracın plakası yok. Üstünde bir kağıt var. O plaka olarak şu anlık geçerli. Daha yeni aldığım ve götürüyorum şu anda. Şeylerde, kenarlarda da şeyleri yok. Tabelaları yok. O yüzden cama, diğer taraftaki camda mesela kağıt vardı. Hemen şöyle bir açalım. Dıştan bir gezelim ufaktan. Neler değişmiş araçta? Onu bir ufaktan şey yapalım. Şurayı bir açıyoruz. Şöyle yan tarafında bir saklama yeri var. İki tarafta da hemen hemen aynı. Araçta kendinden şeyi var. İnvertörü var. Yani sen sonradan takmıyorsun. Aracın üzerinde kendinden invertörü var. Onun dışında ev gibi, evin içerisindeki elektrik sistemi araçta mevcut. Yani siz gidip sonradan takmıyorsunuz. Normalde benim diğer araçta ben kendim yapmıştım. Bu araç full olduğu için aracın kendisinde var. Bu araçtaki en büyük farklardan biri, daha önce bunun 2020'sini ya 2020 ya 2019'un tanıtımını yapmıştım. Orada söyledik. Zaten Volvo artık şeyi değiştirdi. Aerodinamiği değiştirdi. Görüntüsü oldukça böyle yuvarlak bir hal aldı. Farlar marlar yine o şekilde bir yuvarlak şeyi var. Hatları var. Böylelikle aracın yakıt oranı rüzgardaki sürtünmenin azalmasından dolayı daha da düşüyor. Böylelikle biraz daha kar yapmış oluyorsunuz. En azından test edeceğiz. Test ettiğimiz zaman bunu size daha iyi anlatacağım ama şu anda test etmeden bunu konuşuyorum. Dev kapağı, eskiden burada siyah bir kapak vardı. Şimdi bunu yapmışlar. Bu çok güzel olmuş. En azından böyle kötü bir görüntü sağlamıyor. Araçta iki tane 150 galonluk, yani toplamda 300 galonluk iki tane tank bulunuyor arkadaşlar. Şuradaki şeyi göstermek istiyorum size. Yeni araçlarda şöyle bir şey eklediler buraya. Dorsiye buradan kayarak aşağı geliyor. Normalde bu yok. Eski araçlarda bu yok. Bunu da aslında bir garip bir sistem. Aracın içerisinde bir tane tuş var. O tuşa basıyorsun. Direktman, yani şu kolu çekmeden kendisi otomatik çekiliyor. Bu aslında tehlikeli bir şey. Ama bir yandan da güvenlik için de geçerli. Bu hava çok sıcak, terliyorum. Hemen arabanın içerisine gireceğim ama girmeden önce şurada mesela sinyaline lamba mamba takmışlar. Çok da büyük bir şey değil ama hani tabii sözde full donanımlı olduğundan dolayı araçta biraz daha böyle, dışarıdan daha da iyiymiş burası ya. Araç full donanımlı olduğundan dolayı işte böyle sinyal lambasını falan mesela aynalara eklemişler. Şöyle direksiyonu, daha önce dediğim gibi bunun tanıtımını yapmıştık. Ama direksiyonu mesela eskisine göre çok çok daha iyi. Direkt böyle basıyorsun.
İstediğin şekilde şöyle hareket ettirebiliyorsun. Ama bir güzelliği de şu. Eğer tam yarım basarsanız şu şekilde şunu da hareket ettirebiliyorsun. Mesela şu kol kaldırıp tekrar şöyle istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz. Eskisinde sadece yukarı ileri geri gidiyordu. Bu araçta navigasyon sistemi, bu arada bu da bana sürpriz oldu. Ben şimdi bunu söyleyeyim. Bilmediğim bir şeydi. Ben bunu bilerek almadım. Dediğim gibi full donanımlı olduğunu biliyordum ama bazen full donanımlı diyorlar da oradan bir parça götürüyorlar, buradan bir parça götürüyorlar. Bir baktık arabanın üzerinde normal navigasyon sistemi, multimedya şeyi var. Yani buradan mesela bütün mesela web ayarları, işte normal ayarlar, browser dediğim internete de giriyor herhalde. Olaya bak, internete de giriyor tablet gibi. Ya bu çok güzel bir şey. Ama aplikasyon indiriliyor mu buna onu bilmiyorum. Onu merak da ediyorum. Şöyle basıyorsunuz navigasyona. Direkt navigasyonu da çıkıyor. Kontrol paneli burada. Zaten dokunmatik ekran. En büyük fark da açıkçası bu gördüğüm. Şurada o şeyin plate'in, bizim plate'ler, daha önce bunu çok kez söyledim ben. Bizim plate'ler sabit değildir arkadaşlar. İleri geri oynar. Bu onun oynaması için traction kontrolü, aracın bayır çıkarken hold yapması, yani frenden bırakıp gaza basarken arabanın geriye kaymaması için hold tuşu. Eco roll, bu eco roll çok güzeldir. Arabayı mesela bayır aşağı bıraktığınız zaman direkt arabayı boşa alır. Tekrar gaza veya otomatik motor frenini açtığınız zaman tekrar devreye girer. Aracın airbagleri, yani arka taraftaki körüklerin aşağı inip çıkması ve dörtlüler olmak üzere buradaki tuşları var. Onun dışında araç alt ayak lambaları, cam ısıtma sistemi. Bu arada ön cam, şu ana kadar hiçbir kullandığım araçta yoktu, bu araçta var. Isıtmalı. Yani herhangi bir şekilde kar bilmem ne olduğu zaman camlarınıza yapışmaması için direkt ısıtmalı. Aracın iç lambaları şunlar. Sleeper dediği de şey, klimaların arka taraftan çalışması. Normal araç freni, dorse freni. Şurada multimedya sistemini, ekrandan burada multimedya sistemini kullanabiliyorsunuz. Müzikleri vesairedir, ses açıp kapama. İşte menüsü, aracın şuradaki bütün menülerini buradan yapabiliyorsunuz. Yanı sıra da şurası da hem cruise control, yanı sıra sesle işlem yaptırabilme ve telefon açıp kapatabilme yeri. Normal şehir içi kornalar şurada, havalı kornası ortada. Kapının yan tarafında da çok da bir değişiklik yok. Hemen şu yan tarafta araç kilidi, cam ısıtmaları, ayna ayarları, cam açıp kapama ve kapı açıp kapama diye bir şey var. Hemen şöyle kapının yan tarafını açayım. Aslında çok kaliteli olduğunu düşünmüyorum. Yani Volvo'ya bence bu yakışmıyor. Tamam, şurada biraz deri yapmışlar ama buradaki plastik açıkçası çok hoşuma giden bir şey değil, onu söyleyeyim. Şu ışık çekicinin arka tarafındaki lambayı yakıyor. Şu neydi lan? Bunu Exterior Active Verified All Light. Ha, okey. Bu da şeymiş. Arabayı sabahları mesela çıktınız, inspection yapacaksınız. Farlar yanıyor mu, yanmıyor mu, eksik yedik var mı? Ona bastığınız zaman bütün farlar tek tek yanıyor. Böylelikle dışarıdan arabayı inceleyebiliyorsunuz. Bir eksiğiniz, gediğiniz var mı? Bu arabada çok güzel şeylerden birisi. Eski arabada şurada şey vardı. Şarj yeri vardı. Bunu hemen şu alt tarafa almışlar. İki tane çakmaklık şarj aleti. Burada bir tane çakmaklık ve burada da bir USB şarj aleti, daha doğrusu prizi var diyelim. Bunlar çok güzel. Özellikle bunlar, yani buradan kabloları taşıyorduk buraya. Şimdi artık taşımayacağız. Direkt burada. O anlamda çok çok güzel olmuş diyebilirim. Kahve kapları hemen şurada. Bunları mesela böyle ileriye geri oynatabiliyorsunuz. Yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki iki tane yer koymuşlar. Ama takamadık. Ne olayım? Şöyle. Bunları böyle sağa sola alabiliyorsunuz. Şurada bir saklama yeri var. Onun dışında aracın içerisinde kendi halıları var. Bu halılar kaldırılabiliyor. Çok rahatla temizlenebiliyor ve eskisine göre çok çok daha modern. Ama tabii ben bunu bu şekilde kullanmayı sevmiyorum. Alt tarafına bir şey serme zorunluluğu benim için var. Yanı sıra arka taraf arkadaşlar. İki tane yatak var. Şu üst yatak kaldırmış durumda. Onu indirebiliyorsunuz. Şurada bir saklama yeri var. Benim eski tırdaki gibi. Şu koltuk orta taraf kalkıyor. Masa oluyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü bazı araçlarda yok gibi. Bendeki araçlardan bir tanesi de 2022. Bunun hatta boyut olarak bir büyük boyutu. Onda mesela masa yok ama bunda var. Bunun masasız olanlarında koltuk şuradan kalkabiliyor. Sevenler seviyor ama bana göre durum değil o. Ben onu sevmiyorum. Kumanda tablosu burada. Mesela klimaları, lambaları, her şeyi buradan açabiliyorsunuz. Bak, aktarım klimalarını da açalım, biraz serin olsun. Klimaları buradan açabiliyorsunuz. Lambaları buradan açabiliyorsunuz. Arka tarafta yatarken kapıları kilitleyip açabiliyorsunuz. Ayak lambalarını buradan yakabiliyorsunuz. Şurada hemen iki tane, birisi AUX cable'ın, yani
telefonunuzu falan isterseniz AUX'a bağlayabilirsiniz. İki tane USB burada var. Speakerlar oldu. İki tane burada, iki tane şu yatağın arkasında ve iki tane ön üst tarafta, iki tane de kapılarda var. Bir de subwoofer, hemen şurada da subwoofer var. Şu yan tarafa gelelim. Şurada bir saklama yeri var. Televizyon yeri var. Şurada ufak bir bölümü var. Şöyle bir dolabı var. Alt tarafta da bir küçük dolabı var arkadaşlar. Hemen aynı şekilde hızlı hızlı geçiyorum. Çok daha ayrıntıya girmiyorum. Burada da iki tane, karşı tarafında da iki tane şarj yeri var arkadaşlar. Bardak koyma yerimiz var. Şöyle küçük bir çekmece, yanında masasıyla beraber küçük bir çekmecemiz var. Hemen altında buzdolabı var. Benim eski tır kadar büyük olmasa da oldukça yeterli derin bir dolaptır. Yani ince olduğu zaman ince ama derin bir dolaptır. Şöyle bir dondurucusu. Şurada gördüğünüz gibi küçük bir saklama yerleri. Daha geniş olabilirdi. Keşke olsaydı. Buzdolabı çok önemli oluyor. Ayarları burada mesela eskiden şey yoktu. Bu şekilde elektronik değildi. Şimdi bunu elektronik yapmışlar. Bunu buradan açıp kaçıp kapatabiliyorsunuz istediğinize basarak. Öyle bir sistem olmuş. Bence oldukça da güzel. Tabii daha poşetlerini açmadık. Bunlar da normalde açılıyor. Açıldığı zaman alt tarafta yatak oluyor. İsterseniz tam tersi şöyle benim eski arabadaki gibi tam tersini yapıp şöyle çevirip şurayı kaldırıyorsunuz. Böylelikle burası koltuk da oluyor arkadaşlar. Koltuk da oluyor. Tabii ayrıntısına derinine girmeyeceğim. Hemen şöyle koltuğu şunu kaldırıp da şuraya masanızı da oluşturabiliyorsunuz. Tabii daha poşetler açılmadı. Dediğim gibi sıfır araba sonuçta. Orta bölümde perdemiz şu şekilde iki taraflı. Eskiden tekliydi bu. İki taraflı bir perdemiz var. Ortada mıknatısla beraber şöyle yapışabiliyorlar. Bu şekilde orta bölümü de kapatabiliyorsunuz. Yani bu anlamda bu da güzel olmuş. Koltukta, yani şöyle koltuğu göstereyim. Koltuğun görüntüsü falan gerçekten çok güzel. Ama bak dedim ya, full arabalarda bazen bir şeyleri çalıyorlar. Mesela şu gördüğünüz kolun diğer tarafı yok. Ha şuraya koy diyor. Ya kardeşim şuraya koysana bir tane. Yani full donanımlı araba. Yani onu niye koymuyorsun? İşte koymuyor adamlar. Bu adamı gerçekten cinlendiriyor diyelim. Üst tarafta bir saklama yeri. Şurada telsiz yeri, yine iki tane saklama yeri burada. Eski aracımdan, yani benim kullandığım kendi aracımdan farkı, üstte şurada dolaplar yok arkadaşlar. Evet, saklama yeri var bu şekilde ama diğer araçta mesela şurada bir dolap, şurada bir dolap ve burada sepetli dolaplar vardı. Bunda o yok, en büyük fark o. Arabanın üzerinde sunroof var. Sunroof'u şöyle kapatabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Eski arabada yapıştırmalı bir şeydi. Bunu kaldırdılar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu arabanın eski modellerinde, yani 760 değil de o zamanlar 670'ti, artık 760 olarak çıkartmaya başladılar. Şuradaki camlar küçücüktü. Minicik, böyle bir 10 santim, 30 santim, 20 santimlik bir kapak gibi bir şeydi. Ama şimdi kocaman cam yaptılar. Camın açılışı çok güzel. Şuradan çat diye yapıyorsun, anında açılıyor. Eskiden çeviriyorduk onu. Onun dışında şöyle perdesini de anında şöyle kapatabiliyorsun. Hemen yine klimaların şeyleri burada. Bunları da açayım. Vallahi yandım ya. Yemin ediyorum yandı. Şöyle biraz içeriye şey gelsin. Üst taraftaki şey de aynı arkadaşlar. Cam da aynı şekilde açılabiliyor. Perdesini yukarıdan kapatabiliyorsunuz. Şu yatak, hemen şunu çekerseniz, şöyle çekeyim ben. Çektiğiniz zaman yavaştan aşağıya geliyor. Çat diye burayı kapatıyor. Hemen şuraya da bağlayabiliyorsunuz şeyinizi tekrardan. Ortada şu kemerle şuraları bağlayabiliyorsunuz ki birisi üstte yatıyorsa en azından şey yapmasın diye. Hemen şu kaldırayım şunu bir. Yine üst kattaki kişi için de ayrıyeten şurada şarj şeyi var. Ya bu arabada en güzel şeylerden birisi. Özellikle yeni Volvo'larda. Ya şimdi bizde mesela her yer kabloydu. Mesela bir tane çakmaklık alıyorduk. O 3'e 4'e ayrılan işte bağlantılı olan şeyler vardı. Onlardan alıyorduk. Böylelikle kablo oluşturuyorduk kendimize. Fakat bu arabada en basitinden 2, 3, 4, şu arkada 5, tabii normal şu şey, onları saymıyorum. 5, bakayım burada var mı? Burada yok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pardon, 11, 11. Yani şu anda benim görebildiğim sadece bu araçta 11 tane şarj yeri var. Bu arada acayip sıcak. Bir de hararetle anlatıyorum, terliyorum.
11 tane kendine ait şarj şeyi var. Bu anlamda çok güzel. Yani birçok kablo olayından arabada kurtuluyorsunuz. Bir de şunu göstereyim. Aracın kendinde mesela şöyle basık tutuyorsunuz. Hemen çalışıyor. Şu anda 14.1 voltaj diyor. Bu arkadaşlar aracın invertörü. Yani buna bastığınız zaman, bunu aktif hale getirdiğiniz zaman şuradaki normal gördüğünüz prizler, ev prizleri ve hemen karşı tarafında da yine ev prizleri var. Bunlarla beraber mesela mikrodalga bağladınız, PlayStation bağladınız, televizyon bağladınız. Bunların her birisini direkt ev elektriğiyle beraber koyabiliyorsun araca ve ekstra bir tesisat döşemeden. Dediğim gibi bu araçta öyle bir durum oldu. Artık eski araçlarda şey vardı, kendin biraz döşüyordun ya da invertörü olmuyordu, invertörü kendin bağlıyordun. Bu araçta bunlar zaten aracın üzerinde var. Hemen şu koltukla şu koltuk arkadaşlar aynı. Hiçbir farkları yok. Şöyle şunu çekeyim. Hiçbir farkları yok arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki şeylerini almışlar. Saçmalık. Bu böyle. Vitesi mesela benim bir önceki kullandığım arabada da bu tarz viteste de tanıtımını yapmıştım ama bir önceki kullandığım araçta hemen şurada bir teybin hemen altında vardı. Dokunmatikti. Aslında o daha hoşuma gidiyor çünkü arabada geçiş yaparken buna çarpmıyorsun. Ama şimdi tekrar bunu yapmışlar. Bir tek güzelliği biraz daha genişletmişler. Onun dışında R dediği geri, New dediği neutral yani boş, D dediği drive ile ekmesi, M dediği manuel. Manuel aldığınız zaman hemen şu yan tarafta artı eksiyle vitesleri değiştirebiliyorsun. Low dediği aracın daha güçlü ve yavaş gitmesini sağlıyor. Drive mod dediği işte aracın RPM'inin daha yüksek. Mesela aracı power modda kullanırsan, drive'a basıp power modda kullanırsan RPM daha yüksek oluyor ve böylelikle araç daha hızlı hareket ediyor. Bu araç 500 horsepower arkadaşlar. 500 horsepower. Zaten Volvo'nun kendi motorunda Amerika'da en fazla 500 horsepower veriyor ve bu 500 horsepower'ı da isterseniz 505'e çıkartabiliyorsunuz. Ben öyle bir şey istemedim. 5 horsepower benim için çok da önemli bir şey değil. Ama ekstra bir 5 daha ekleyebiliyorsunuz. Eğer 500 horsepower'ın üzerinde bir araba almak istiyorsanız Volvo'dan, ona o zaman başka motorlar takılıyor Amerika'da. Yani Avrupa'daki gibi 750 horsepower'lık motor burada yok. Ha geliyor, geliyor ama daha gelmedi. O yüzden şu anda burada böyle bir şey yok. Yanı sıra arkadaşlar şurada yağmur sensörü var. Bu yağmur sensörü aynı zamanda yolda giderken hız limitlerini okuyor ve ekranınıza işte şu kadar hız limiti var diye buraya yazıyor. Şu kolu göstereyim. Şu araçta engine brake yani motor freni A dediği otomatiğe alıyor ve böylelikle şunu ayarlıyorsun. A dediği yani otomatikte diyorsun ki mesela cruise kontrolü sallıyorum 65'i ayarlıyorsun. 65 mili ayarlıyorsun. Ve diyorsun ki 65 mile çık ama olur da bayır aşağı iniyorsun ve araba 65 milden işte yukarıya çıkacak. O zaman diyorsun ki 67'de durdur arabayı. O arada eğer hız yavaşlıyorsa gaza basıyor 65'e kadar, 67'den yukarıya çıkmaya başlıyorsa bu sefer otomatik fren yapmaya başlıyor. Yani onu siz ayarlıyorsunuz. Böylelikle ayak pedallarını hiç kullanmıyorsunuz. Onun dışında da 3 kademede şeyi var. Motor freni var. Ve B dediği de B'ye aldığınız zaman, tek geri aldığınız zaman arabayı vites düşürüyor. Böylelikle araç daha fazla tutum sağlıyor. Yani freni çok kullanmadan, frenleri eskitmeden bunu kullanabiliyorsunuz. Hemen sol tarafında sinyalleri var. Sağ sol. Hemen şurada silecek ayarları var. Yağmur sensörü falan var. Bunları aktif hale getiriyorsunuz. Lambalar şurada. Bir farklılık yapmışlar. Daha doğrusu farklılık yapmışlar diye derken şunu belirtmem lazım. Dedim ya bu araba full olduğu için var bu. Mesela şu yağmur sensörü ve cam ısıtma şeyi normalde diğer araçlarda yok. Standart olanlarda ama bunda var. Bir de otomatik olayı var. Yani normalde şu şekilde işte sıfır, normal gündüz farları, normal farlar şeyin sis lambalarıyla beraber ve auto. Auto dediği de bildiğiniz arkadaşlar hani kışın ya da yazın hava kararmaya başladığı zaman farlar otomatik olarak sensörler tarafından yanıyor. Ha bu arada bu bir özellik yani diğer araçlarda yok ama çok önemli bir şey mi? Bence değil. En büyük farklılık ne? Dediğim gibi arkadaşlar benim gördüğüm en büyük farklılık şurası. Onun dışında şurası mesela klima kontrol ünitesi. Bu araçta yani diğer araçlardan farklı değil. Hemen şuradan istediğiniz gibi sağı solu hızını gücünü falan ayarlayabiliyorsun. Ama şu bana da ilginç geldi. Şu multimedya ekranı diğer araçlarımın hiçbirisinde yok. Ayrıyetten ha bir
biliyordum, varlığını biliyoruz ama ben hiçbir zaman böyle bir şey almamıştım. Çünkü ekstradan bir ton para veriyorsun bunlara. Ama bu araçta adamlar yapmışlar dostlar. Aracın üzerine koymuşlar. Ses sistemini daha denemedim ama dediğim gibi arada araçta 8+1 ses sistemi olduğu için iyi olduğunu biliyorum. Artık onu da deneyeceğiz. Tabii ki onu ne yazık ki videoda yapmak istemiyorum. Yani açtığımız müziklerden telif meylif yemeyelim. Neyse arkadaşlar, aracımız bu. Elimden geldiğince böyle anlattım. Bir de yola çıkalım. Yolda da ufaktan sürerken ufaktan anlatmaya çalışayım. Bakalım beğenecek misiniz? Evet dostlar. Test sürüşümüzü yapıyoruz. Sürüşümüzü yapıyoruz ama az önce tırı aldım. İncelemeyi yaptığım yere götürdüm. İncelemeyi yaptım. Sonra test sürüşü için yola çıktık. Fakat bir de bir baktım ki kameramın şarjı bitiyor. Kameramın şarjı bitince de dedim şarja takalım. Hani öyle videoyu devam ettirelim. Fakat kamerayı şarja bir taktım. Şarj çalışmıyor. Diğer outletlerin hepsine bağladım. Hiçbirine çalışmıyor. Hala anlam veremiyorum neden olduğunu. Neyse dedim geri götüreceğim arabayı. Yani bir baksınlar nedir ne değildir. Ya bir sigorta falandır herhalde altı üstü. Götürdüm, baktılar. Dediler ki çalışıyor. Nasıl çalışıyor dedim ya, takıyoruz çalışmıyor. O şarj zırzavatı. Hatta şurada dur göstereyim, onu da göstereyim. Şu gördüğünüz zırzavat bu. Bu bozukmuş. Ama bu bozuk, yani onu da anlamış değilim. Tıra bağlıyorum, tır da çalışmıyor. Fakat götürüyorum diğer normal arabaya bağlıyorum, normal araba da çalışıyor. Ya çalışıyor dedim, yok çalışıyor, çalışmıyor. Baktık BMW'de çalışıyor, Volvo'da çalışmıyor. Anlam veremedim. Neyse geçici olarak yedek bir şey bulduk. Şu an onu taktım, onunla beraber anladığımız kadarıyla çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok herhalde. Bu şarj şeyinde sıkıntı var ama yaklaşık bir buçuk iki saat kaybetmiş oldum. Çünkü geriye döndüm. Yarım saat bir geriye döndük. Oradan bir yarım saat 45 dakikadır da bakıyorlar hani nedir ne değildir. Ama dediğim gibi çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama böyle bir macera yaşadık. Bu arada tabii ki videoyu çekemedim o bölümde ama şimdi tekrardan highway'e çıktık. Highway'de aracın kendini anlatmaya devam edeceğim. Ya yani biraz test şeyi gibi olacak. Şimdi en büyük fark ne? Açıkçası 2017'den sonra Volvo'larda, daha doğrusu 2018 özür dilerim, 2018'den sonra Volvo'larda yalıtımını bayağı bir geliştirdiler aracın. Aracın yalıtımını çok geliştirdiklerinden dolayı araç içeriye çok az ses vermeye başladı. Bu da inanılmaz güzel bir şey. Yani baktığınız zaman taksi gibi gidiyorsun, böyle bir kamyon sesi falan filan duymuyorsun. Ancak bu araç 2022, bu araca bindikten sonra o sesin daha da kaybolduğunu gördüm ki bu araç gerçi aynı motora sahip, D13 motor var araçta, Volvo D13 motor var. Fakat horsepower'ı sadece bu aracın 500 horsepower, daha o beyazın 435 horsepower'dı. Fakat o araçta bile yalıtımın çok iyi olmasına rağmen bu araç ondan daha bir iyi yalıtım sağlamışlar. Araç oldukça sessiz çalışıyor. Yanı sıra çok da böyle hani ekstrem bir değişiklik yok. Sonuçta baktığınız zaman araçtaki asıl hani böbrek, mide, aklınıza gelen dalak hepsi aynı. Araç aynı araç. Sadece dış makyaj ve ön konsolun makyajını değiştirdiler. Onun dışında aslında böyle çok da değişmiş bir durum yok arkadaşlar. Bunun üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Ha nedir? Biraz daha konforunu ön taraf için söyleyeyim. İşte koltuğunu biraz değiştirmişler. Açıkçası ben diğer koltuktan da şikayetçi değildim. Onu söyleyelim. Direksiyonu özellikle çok hoşuma gitti. Çünkü direksiyonuna baktığınız zaman eskiden yukarıya aşağıya oynuyordu sadece direksiyon. Bunda hem yukarıya aşağı oynuyor hem de diklemesine vertical deniyor ya, vertical da aynı zamanda oynuyor. İstediğin şekilde daha böyle konforlu bir şekilde ayarlama yapabiliyorsun. Araç full, sözde full ama burada koltuğu yok. Yani nasıl full bilmiyorum. Normalde şuraya koyuyorsun elini ama ben tercihim her zaman koltuğun üzerindekindedir. Onun dışında baktığınız zaman hani bayağı bir şey yapmışlar, aracı düzenlemişler. Navigasyon sistemi, aracı şu anda test ediyorum, navigasyon sistemini test ediyorum. TomTom, bu zaten bilindik bir marka, dünyaca ünlü bir marka. Bu aracın navigasyon sistemi var bunda. Daha doğrusu bu markanın navigasyon sistemi var araçta. Ama daha önce hiç Amerika'da böyle bir TomTom'un tırlar için navigasyonunu hiç kullanmadım. Onu da ilk kez burada kullanıyoruz. Tabii ki bunu asıl test etme. Şu anda çok güzel çalışıyor. Çok böyle özellikler harika duruyor ama tır için
ne kadar güvenli onu göreceğiz. Amerika'da hiçbir navigasyon sistemine güvenmem asla. Bunu ben baştan söyleyeyim. Hiçbir navigasyon sistemine %100 güvenmem. En kral navigasyon sistemiyle yanlış bir yere girip ehliyetimi kaptırmışlığım vardır. O yüzden navigasyon sistemine güvenmiyorum. Onu söyleyelim. Ha, TomTom şu anda bu araçta var. Bunu da göreceğiz. Bununla beraber bu araçlar, yani yeni aldığım araçların hepsine de reefer, yani buzdolaplı kasa takacağım. Onları da takıp bir bakalım nasıl oluyor, nasıl şey yapıyor. Ona göre de bundan sonraki adımlarımızı atacağız. Dedim ya, arkada mesela şu anda 3 tane daha tır bekliyoruz. Onlar da geldiği zaman onların da aynı şekilde olacak ki en azından önümüzde bir şey çıksın. Bir portre yani. Tam belli planlarım var. Hep ben dediğim gibi noktası virgülüne yaptığım planları üzerine gidiyorum. Ama bazen hani evdeki hesap çarşıya uymaz muhabbeti var ya. Onu belki tam uyduramayabiliriz. Bir bakalım nedir, ne değildir, nasıl oluyor. Ona göre de devam edeceğiz. Ama dediğim gibi ilk planda reefer üzerinden devam edeceğim. Yani buzdolaplı olan kasa üzerinden devam edeceğim. Araç şu anda benim daha önceki aracım 130 kilometre olarak söyleyelim. 130 kilometreye sabitliydi. Ama bu araç 70'e sabitledim. 70'in üzerine çıkmıyor. Bunu bilerek yaptım. Çünkü bundan sonraki araçlarda şoförlerin, kullanan kişilerin hızdan ceza yemesini istemiyorum. Amerika genelinde ortalamada 70 mil, 65-70 mil ortalama hız vardır. Yani o da ne yapar? 110-120 kilometre. Ben bu arabayı 120'ye sabitledim. Ha, bazı yollar var 80 mile kadar çıkıyor. Yani 130 kilometreye kadar çıkabiliyor. Ha, gerek yok. Sonuçta tır. Ne gerek var o kadar hıza çıkmasına? 70 mil idealdir. Ne bileyim, normal geneline baktığın zaman 70 mil olduğu için hız limiti. Kalkıp adam da hani daha fazla hız yapmasın. Ve bize ceza ile alakalı bir şey gelmesin. Ceza bizim için önemli. Hem şoför için önemli, hem şirket için çok önemli. Bunlardan hızdan ceza yediğiniz zaman sigortanıza kadar gidiyor. Oradan bile her şey yükseliyor. Yani bizim için büyük bir eksiği var. Başka da bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Yani araç dediğim gibi yeni olduğu için taksi gibi. Şu anda bildiğiniz taksi. Ama kalkıp bu araçla işte bundan 3 yaş küçük, 4 yaş pardon 4 yaş büyük, 3 yaş büyük aracı kıyaslamak doğru değil. Sonuçta bu aracın içerisine girdiğiniz zaman hala poşetleri sökülmemiş, hala yeni kokusu var. Yeni araç, yeni araçta kalkıp diğer araçlarla kıyaslamak çok doğru değil ama sonuçta bir Volvo. Ya bunu ben en azından böyle düşünüyorum. Bu araçlar hakikaten konforlu, çok rahat ve güçlü. Ha, tabii ki şimdi diyeceksiniz ki abi 500 horsepower. Ya horsepower tamamıyla elektronikle alakalı bir şey. İsterseniz o horsepower'ı bir bilgisayar yazılımıyla yükseltebilirsiniz. Sonuçta aynı motor. Ama bir mantığı yok. Sonuçta bu motor da sizi her türlü istediğiniz şeyi yapabiliyor. O yüzden kalkıp da arabanın horsepower'ına da çok takılmanın gereği yok. Ha, nedir? Ben az önce söyledim bir videonun başında. Peterbilt alacağız. İşte 650 horsepower şu anda bulduğumuz bir araç. Klasik model. İşte 4 dingilli. O araç farklı bir şey arkadaşlar. Arkasında 140 bin dolarlık extendable, yani uzayabilen 3 dingilli özel yapım bir Dorsa var. Yani o Dorsa'nın hakkını alabilmek için kafasına da daha böyle hakkını alabileceğiniz bir tır bağlamanız gerekiyor. O yüzden hani buna öyle düşünmüyorum. Ha, bu aracın da mesela horsepower'ı daha önce kullandığım Volvo'dan daha yüksek. Ama o Volvo RGN, yani low boy, aşağıda nasıl diyeyim, ağır yükler taşıyor. 435 horsepower'da şu dakikaya kadar ben en ufak bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü horsepower arabanın düz yolda giderken yapmış olduğu hızdır. Önemli olan araçtaki tork. Torku yüksek olduktan sonra, ki bu arabalarda 2100 civarında tork var, yetiyor. Ha, bu tork yetiyor. O yüzden fazlasına da gerek yok arkadaşlar. Bu arada telefon çaldı. Bir bakayım. Hanım aramış olabilir diye bakıyorum. Kalan önemli. Ha, bizim Mehmet aramış. Mehmet'i ararız. Mehmet Uzun. Tanıyanlarınız vardır. Onu da bir arayacağım. Onunla da onu aramıştım arabanın şeyinden dolayı da bu power çıkışları çalışmıyor. Var mı acaba dedim bu arada yeni araçlarda bir tuş, benim bilmediğim. Tuşlan değil meğerse benim şey çalışmıyormuş. Onu da şimdi ararız. Neyse dostlar. Bu aracın da test videosu da buydu. Dediğim gibi araç oldukça güzel bir araç. Tabii ki yeni. Alacak olan insanlara tavsiye ederim. Son olarak da tekrardan rakamını söyleyeyim. Bu araca verdiğim rakam 151 bin dolar. 151 bin dolar arkadaşlar. Bu da ekstradan bilgi olsun. Normalde fiyatları falan söylemiyorum.
Hani kaç tırım var onu söylemiyorum. Saat kaç onu söylemiyorum. Ama bu aracı söyleyeyim, en azından bir net bir fikir olsun. 151 bin dolar bu aracın sadece şeyi. Ha, Dorse alacağız. Dorse'de 50-60 bin dolar, 70 bin dolar alacağın Dorse'ye göre değişir. Tabii reefer Dorse, yani buzdolaplı Dorse'nin fiyatı da o. Mesela en son aldığım o özel yapım Dorse'ye 140 bin dolar verdik. Ya bu arabayla aynı para. Yani Dorse'ye baktığınız zaman nasıl bir Dorse alacağınız da değişir. Neyse, videoyu izlediğiniz için bize teşekkür ediyorum dostlar. Bu bir Volvo VNL 2022 inceleme test videosuydu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Genelde tek kamera kullanarak yapmaya çalıştım. Çok özenmedim. Çünkü işlerim de var. Onları yetiştirmeye çalışıyorum. Artık ne kadar ilginizi çekti bilmiyorum ama beğenilerinizi, yorumlarınızı, fikirlerinizi videonun altına bekliyorum. Saygılar, sevgiler. Türk Tracker'ı izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Bay bay.